Merhaba. Maxentius ve Konstantin Bazilikası olarak bilinen yerin ana koridorundayız. Bu yapıdan günümüze ulaşan parçalar o kadar büyük ki sizi küçücük hissettiriyor. Bu inanılmaz büyüklük sizi mühendisliğin ve mimarlığın gücüyle etkilemek için yapılmış ve tabii imparatorun gücünü de görüyorsunuz. Konstantin'in meşhur heykelinin kafası, kol ve bacakları işte şuradaki nişte bulundu. Arkeolojik eserleri asıl olması gerektiği yerlerde bulmaya bayılıyoruz. Böylelikle orijinal mimari yapıya da hakim olmuş oluyoruz. Buranın yapımı İmparator Maxentius tarafından başlatıldı ve İmparator Konstantin tarafından tamamlandı. Aslında eser fikri Maxentius'un ama Konstantin de birkaç küçük değişiklik yapmış. Tabii sonra 15 metrelik devasa heykelini de bir uca yerleştirmiş. Mimarlık tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bu büyüklükteki eseri Romalılar beton kullanarak yapabiliyorlardı. Birçok devasa bazilikaları da var mesela Ulpia Bazilikası Trajan tarafından yaptırılmış bu forumda duruyor. Ya da Roma Forumu'nda bulunan Julia Bazilikası. Ama burası biraz daha farklı. Bu çok daha büyük duruyor. Neden dersiniz? Çünkü buranın inşaatında farklı bir mühendislik bilgisi kullanılmış. Çatı kirişlerinden oluşan bir tavanı yoktu. Kalas destekleri yoktu. Bunların yerine frigidaryum alanlarından esinlenerek hamamlardaki büyük soğuk koridorlara benzer yerler yapılmış. Örneğin Karakalla Hamamı ya da Diokletyan Hamamı'ndaki gibi. Gerçekten şahane duruyor. Ana bölgede betondan yapılmış çapraz tonoz bulunuyor. Kenardaki koridor kısımlarında da beşik tonozlar var ve tavan süsleri izlerini hala görebiliyoruz. Bu tarz içeri göçük tavan süslemeleri yaparak tonozdaki ağırlığı azaltmış oluyorlardı. Yani bunun iki amacı vardı. Romalılar hem estetikle ilgileniyorlardı hem de mühendislik ve mühendislik bilgisiyle. Bir şey inşa ederken onun seneler sonra da ayakta kalmasını hesaplayarak hareket ediyorlardı. Burada beton üzerine tuğla kaplama yapmışlar. Ve buralarda da çok renkli ve geometrik şekilli mermerler kullanmışlar. Panteonun içindeki gibi. Duvardaki küçük delikler metal kıskaçlar için. Bu kıskaçlar mermer panelleri tutmaya yardımcı oluyordu. Bu mermerler aynı zamanda betonla da yapıştırılmış oluyorlardı. Şu an ise hepsi çıkarılmış durumda. Romalılar beton sayesinde Karkas yapı ile yapabildiklerinden daha farklı bir biçimde alanı şekillendirerek bu ihtişamı yaratabildiler. Şu an 3. yüzyılın sonu 4. yüzyıl başlarındayız. İmparatorluk bir süredir dağılma döneminde. Maxentius hükümdarlığının 6 yılı boyunca her şeyi olabildiğince bir araya getirdi. Ve Roma'da yeni bir başlangıç yapacağım. Forum bölgesinde Muazzam büyüklükte yapılar inşa edeceğim, dedi. Şehrin bu kısmındaki ambarlar yanmıştı. İşte bu burada kocaman yeni bir bazilika yapmak için harika bir fırsattı ve öyle de yaptı. Böyle bir yapı gördüğünüzde Romalıların hala sizi şaşırtabilecek inanılmaz şeyler yapabildiğine tanık oluyorsunuz. Fakat ardından bir iç savaş çıkıyor ve Konstantin öncesinde beraber hükümdarlık yaptığı Maxentius ile savaşa giriyor. Kimin imparator olduğu konusunda tetrarşik sistemde bir çelişki mevcut. Bu sistemde iki senior, iki junior imparator vardı. Yani bir nevi iki üst ve iki alt yönetici vardı da diyebiliriz. Maxentius ve Konstantin'de de durum aynıydı. Kimin en tepede olduğu belli değildi çünkü sistem onu göstermiyordu. İkisi de eski imparatorların oğullarıydı ve tam anlamıyla imparatorluğun her yerinde birbirleriyle rekabet içindeydiler ta ki Milvian Köprüsü'ne kadar. Orada Konstantin ve ordusunun mutlak zaferini görüyoruz. Maxentius ise ölüyor. Konstantin bu savaş öncesinde Hristiyanlığı desteklemeye başlamış ve en sonunda da yasallaştırmıştı. İşte bu bir nevi orta çağın başlangıcı ve imparatorluğun sonuydu. Konstantin zaferini coşkuyla kutladı. Ama Jüpiter Optimus Maximus tapınağına adaklar adamadı. İlerleyen senelerde halka açık büyük kiliseler yaptıracaktı. Mesela St. Peters ve St. John Lateran kiliseleri gibi aynı zamanda şehre iyi baktığından ve forumla beraber anıldığından emin olmak istiyordu oraya sadece bir kilise yaptırmakla kalmıyor herkesin bu bazilikanın ona ait olduğunun ve onun gerçek yönetici olduğunun farkında olmasını istiyordu birçok bazilika gibi maxentius ve konstantin bazilikası da bir hükümet binasıydı hatta bu bazilika bir mahkeme salonuydu bu yapıyı Hristiyanlar ilk kiliselerini yaparken de örnek alacaklardı. Hoşçakalın.